Herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bu pazar yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Aslında tabii ki ilerleyen dönemlerde tekrar olursa bu artık bir analiz programı olacak ama bu bölüm analiz bölümü değil, onu söyleyelim. Şunu kolonyada biraz daha atayım. Bu kolonya çok da güzel, tavsiye ederim. Sıvayık 2'de 9 lira. Çok da güzel kokuyor. Rahatsız olur musunuz kokudan? Ben bayılıyorum, hiç sıkıntı yok. Çok güzel kokar. Ben bundan 4-5 tane aldım, siz de alın. Şimdi her neyse, ne diyorduk? Bugün bir avukata soracağız. Çoğu avukat şey yapıyor, yani soru da soracaksanız para verin arkadaşım. Sonuçta bu da bir danışmanlık, hazır bulmuşuz avukatı. Biz de kendi problemlerimizi de araya katarak soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sizi tanıyalım. Ben avukat Esra Gezici, bilgi hukuk mezunuyum. Danışmanlık veriyorum, ticari şirketlere danışmanlık ve boşanma avukatlığı yapıyorum. Ama aynı zamanda icra, çek senet işlerine de baktığım oluyor. Böyle deyince de şey gibi mafya gibi, çek evet senet ya. İşlerine bakıyoruz yani. Peki, biraz şundan bahsedelim. Neden avukat olmak istediniz? Neden avukat olmak istedim? Bir kere ben gücü seven bir insanım. Bu karakter meselesi aslında. Ve hukuki olarak şöyle baktım olaylara. Hukuk sisteminde bir eksiklik ve her zaman haberlerde de duyduğumuz bir şekilde bir yanlış giden durumlar var. Bunlara bir katkıda bulunabilmek, en azından kendimce bir çözüm sağlayabilmek istedim. Ve hani hep diyorlar ya, Türkiye'de adalet yok, adalet az ya da adalet doğru işlemiyor diye. Bir şekilde doğru işlemesine yardımcı olabilmek istedim. Bu sebeple avukat oldum. Peki, Aslan Burcu musunuz? Evet, Aslan Burcu'yum. Hemen güç deyince anlarım. Güçlüyü evet. Hiç de sevmem Aslan Burçlarını. Zaten artık biliyorsunuz. Çok tehlikeli. Çok da hırslıdır yani iş evet, konusunda. Hırslıyım. Yeter ki biri karşısına çıkıp da ben rakibim demesin. Yani o noktada işte babasını bile çok tanımıyor. Peki, avukat oldunuz. Hayırlı evet, uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir kadın için nasıl bir duygu? Yani avukatlık mesleğinin kadını erkeği var mıdır? Çünkü mesela ben kendi mesleğimden biliyorum. Çok zordur evet. Kadın olmak. Zaten ülkede kadın olmak çok zor ama evet, çok zor. Bizim meslekte mesela zordur. Hukukta böyle mi? Hukukta şöyle. Aslında adliyede pek bir zorluğumuz yok. Yani kadın erkek eşit diye düşünüyorum ben. Ve o şekilde ilerliyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Toplumda bir kadının avukat olması, yine bir tekrar bir aynı şeye döneceğiz. Güç göstergesi oluyor. Ve karşınızdaki erkek kadın fark etmeksizin herkesin karşısında güçlü duruyorsunuz. Ben avukatım dediğiniz anda, yani bu toplumun her alanında böyle, size karşı bir saygı beliriyor ve saygın akabinde işlerinizi daha rahat yürütüyorsunuz. Ama böyle şeyler, çek senet mafyadır, odur, tehditler, bunları aldınız mı hiç? Aldık tabii ki. Yani özellikle icraya gittiğimiz, hacize gittiğimiz zamanlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Ama zaten hacize gittiğimizde genelde yanımızda bir polis memuruyla gidiyoruz. İcra memurları oluyor. Sonra peki? Yani bir sıkıntı olmuyor. Bir tehdidin devamını göremedim ben açıkçası. Hani havlayan köpek ısırmaz misali diyelim. Peki böyle bir şeyle karşılaşsanız? Yapılacak bir şey yok. Yani yargı yollarımız var. Şikayet ederiz bu kişileri. Hem savcılar şikayet ederiz, hem daha sonrasında savcılık sonrasında zaten ciddi cezalar alıyorlar bu kişiler. Uzaklaştırma kararları alabiliriz. Yani hukuki yollarımız var. Ya bana hiç inandırıcı gelmiyor, biliyor musun? Neden? Mesela bu uzaklaştırmalar, yani evet. Bilmiyorum, hiç çevremde de böyle bir durum olmadı. Karşılaşmadım. Allah da karşılaştırmasın ama hep şu mantıktayım. Bilmiyorum, benim gibi düşünenler var mıdır ya da hani bu mesleğin dışında olduğum için böyle. Ya adam gelip öldürdükten sonra? Tabii. Yani uzaklaştırma sadece ona atıyorum. Herhalde bir tebligat gidiyor. Diyor ki şu kadar metreden yakınına yaklaşamazsın diyor. Evet, şimdi şöyle diyor ama bir şey var. Uzaklaştırma kararı aldıktan sonra zaten uzaklaştırma kararına uymazsanız eğer, sizin zorlama hapis cezanız başlıyor. Ama zaten adam kafasına koyduysa öldürmeyi. Yani kafasına koyduysa öldürmeyi. Şimdi ilk defa bu ihlali gerçekleştirdiği zaman bir hapis cezası oluyor. 3 ila 10 gün arası. Hı hı. İkincisinde bu süre artıyor. 30 güne kadar çıkıyor. Yani olabildiğince kanun bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ama sizi bir kere tehdit etti diye ömür boyu hapse atamaz. Bu da zaten insan geldi, haklarına. Geldi dövdü. Evet. Yani bunda da dediğim gibi ceza davası açılıyor. Önce şikayet ediyorsunuz, hemen apar topar darp raporu alıyorsunuz. Sonrasında da dava açılıyor. Dava sonucunda çoğunlukla hapis cezası çıkıyor. Ama şimdi tabii beni böyle döven insanlar izliyorsa, dövmeyin de. Yani mesela düşünebiliyor musunuz? Biri birine zarar veriyor. Evet. Şikayetçi olunuyor.
uzaklaştırma sadece sözde gibi geliyor bana. Yani kişi bilmiyor ki ona yakınlaştım. Bir anda pat karşısına çıkabilir mesela bir sokakta. Ve daha ağır bir şey yaptıktan sonra zaten kişiyi hapise atmanın çok da bir anlam ve mantığı olmuyor. Evet. O yüzden hani böyle hiç kimse de çıkıp da demiyor mu ya arkadaşım bu çok saçma bir şey. Hani en azından karşıma çıkacağı zaman haberim olsa ya da başka bir şey olsa ya da bir polis koruması başka bir şey. Onu söyleyecektim. Bunlar. Şimdi şöyle koruma talep edebiliyorsunuz. Ama bu tehdidin ne kadar ciddi ve ne kadar kalıcı olduğuyla alakalı. Yani şöyle bir şey. Seni öldüreceğim diyen herkese koruma talep edilebilir diyoruz ama sonucunda koruma alamıyoruz. Yani bunun için imkan yok. Bu zaten çok büyük bir kanun açığı. Yani özellikle kadına şiddette. Ki birazdan bence gireriz bu konulara. Evet, evet. Kadına şiddette şöyle bir şey var. Eşler biliyorsunuz çok fazla. Erkek eş, kadın eşi öldürüyor ya da işte öldürene kadar darp ediyor. Sonrasında hiçbir ceza almadan yoluna devam edebiliyor diye çıkıyor haberler. Bunlar doğru. Bu konuda bir yanılsama yok. Ancak şöyle bir durum var. Biz her şiddet gören kadına koruma talep etsek bile devlet bunu karşılayamıyor. Bu da çok büyük bir açık zaten. Yani bu kadar şiddetin artmasının, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması da dahil olarak koruma talebinin de yerine getirmemesi kaynaklı oluyor. O yüzden soruyorum. Yani şimdi siz hem bir kadınsınız. Evet. Aslında ne kadar acı değil mi? Yani bir ülkede kadın olmayı da bir de bunu şey sayıyor. Hem kadınsınız hem işte atıyorum avukat olmanızın da verdiği bir şey var. Yani kadın olmak gerçekten çok kötü. Neyse. Ne bileyim ben korkar mıydım bilmiyorum. Çünkü benim tanıdığım böyle dişli avukat en son Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül'dü yani öyle bilebiliriz. Peki tehdit alıyorum dediniz. Aile içinde zor değil mi ya bu anne ya baba? Aile içinde zor tabii ki. Mesela ben adliyeye gidip gelene kadar ya da atıyorum işim uzadı öğleden sonraya kaldı 5-6 oldu şimdi adliye 5'te kapanıyor. Anne baba diyor ki işte 5'te kapandı neredesin sen oluyor? İşte hacizdeyim vesaire işim var toplantım var derken onlar da uykusuz kalıyor tabii bekliyorlar. Peki şunu da sormak istiyorum. Herhangi bir özel tarafınız mesela var mı işte ne bileyim silah bulundurma ya da ne bileyim işte herhangi bir yerden aranmama bir yerden geçerken hani böyle forslar vardır ya mesela yani ben şöyle... o yüzden herhalde hukuk camiasında olsaydım savcı olmayı çok isterdim. Evet. Çünkü bana savcılık of yani hani bence bu ülkede çok başka bir şey. Benim gözümde savcı olmak çok başka bir şey. Böyle şeyleriniz var mı? Ya sadece adliyede geçerken, adliyeden geçerken yine aranıyoruz ama detaylı bir şekilde aranmıyoruz. Tek farkımız bu. Nasıl yani? Ben diyelim ki avukatım, havaalanından geçeceğim, gösterip geçemiyorum. Yok, hayır. Hiçbir farkımız yok. Ya da mesela polis gelince? Onun da bir farkımız yok. Ama mesela yok. Şey diyorlar, beni arayamazsın, ben avukatım. Şimdi şöyle bir şey var. Olağanüstü hal durumunda... Bizi de arayabiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama normalde avukatların büroları ve evleri müvekkillerinin özel hayatlarına dahil eden belgeler olduğu için aranmaması gerekiyor. Ama yine bir kararla aranabiliyoruz. Yani ona hiçbir engel yok. Ama kararı olmadı. Bir şikayet oldu. Polis gelip evinizi arayacağım dese arayamaz. Anında savcılıktan kararı çıkartabilirler. Çok zor bir süreç değil yani. En fazla bir saat daha oyalayabiliriz. Hayır şöyle düşünün. Mesela suçluysam avukatımın evine kaçabilirim. Bir saat. Evet ya. Çok uzun değil ama yani. Ama bence bir şey olmalı. Yani avukatlar gerçekten dediğim gibi yani avukat, işte ne bileyim doktor, işte hakimler falan bunlar için gerçekten bana göre sakın yanlış anlamayın. Yok, bir halk olarak bunu söylüyorum ama avukat şey gibi geliyor bana. Bu birimlerin yani hukuk camiasının evet. En küçük yapı taşı. Evet öyleyiz zaten. Yani ben yanlış biliyorum. Ben kabul ediyorum öyleyiz. Tabii ki etkileri çok büyük. Yani adamı ipten de alırsın, ipe de götürürsün mantığı var ya. Peki neden boşanma ve dediğiniz gibi icra? Yani niye bir ağır ceza değil de bunlar? Yani, cezaya karşı okul döneminde bir ilgim olmadı. Hep aile hukukuna daha fazla yoğunlaştım. Stajımı çok iyi bir büroda yaptım ve daha çok şirketlere danışmanlık, iflas erteleme, konkordato tarzı alanlarda, davalarda yer aldım. Daha sonrasında hemen kendi ofisimi açtım çünkü bu işte bir ilerlemek istedim, adımı duyurmak istedim. Gelen hep davalar boşanma oldu. Şimdi şöyle bir şey var, zaten avukatın uzmanlığı gelen davalar yönde ilerliyor. Yani hangi alanda daha çok dava geliyorsa biz o alanda daha çok yoğunlaşmaya başlıyoruz. Bir de bir avukatın, özellikle yeni bir avukatın kolay kolay dava reddetme gibi bir lüksü olmuyor. Çünkü biz de bu meslekte yer edinmeye çalışıyoruz. Hani ufak tefek de bir atıyorum çok cüzi miktarlarda bir icra da olsa biz bunu alıyoruz. Çünkü diyoruz ki bizim bir şekilde bu işe başlamamız ve birilerinin bizi birilerine tavsiye etmesi gerekiyor. Böyle başladığı için ben de yaklaşık 5 yıllık kıdemli avukatım.
Böyle başladım ve böyle de devam etti. Hani boşanmalarda etkili ve kuvvetli olduğumu düşünüyorum. Hani biri birine tavsiye edince abi çok rahat boşadı, hızlı boşandık, 2 haftada, 3 haftada boşandık gibi durumlar olduğu zaman da bu alanda ben de ilerlemiş oldum. Peki biri geldi dedi ki benim ciddi bir dosyam var. Cinayet. Evet. Ve kişi aslında bakıyorsunuz falan her konuda aslında suçsuz. Evet. Yardımcı olur musunuz? Olmaya çalışırım. Ya başka birine gönderme anlamında değil yani üstlenmek anlamında. Yani şöyle üstlenirim ama başka birinden de yardım almaya çalışırım. Anladım. Alanında uzman kişilerle işbirliği yaparım. Bu şekilde ilerlerim. Peki kadınlarla mı daha çok boşanma olayında erkeklerle mi çalışmak sizin için daha kolay? Şimdi şöyle bir şey var. Hiçbir boşanma tek taraflı değildir. Her iki tarafı da dinlemek gerekiyor. Aslında benim düşüncem ve bu konuda diğer avukatlara da tavsiyem uzlaştırma yönündedir. Hani evet bir çekişmeli dava almak emin olun bize daha çok kazandırır. Biz her bir duruşmada çünkü onlara bir hesap biçeriz. Hani bu kadar çıkar. Sonucunda kazanılacak paradan, nafakadan da atıyorum maddi manevi tazminat davasından da kendimize bir pay isteriz. Çünkü biz o işe çok emek veriyoruz. Aslında avukatlık iki laf söyledi, iki tane kanunla alakalı bize bilgi verdi, bitti gitti değil. Hakikaten emek veriyoruz. O duruşmaları saatlerce bekliyoruz. En az bir dilekçe 5-6 sayfa yazı yazıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Böyle olduğu için de siz tabii ki iki tarafı önce uzlaşıyorsunuz. Evet, ama iki tarafı uzlaştırıyorum. Çekişmeli şeylerden. Bir an önce bitirmeye çalışıyorum. Yani davayı bir an önce bitirmeye çalışıyorum. Çünkü boşanma çok sancılı ve zor bir süreç. Yani iki taraf için de çok eziyet ve çekişmeli davalar minimum. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Belki pandemi kaynaklı daha da artmıştır. Minimum 2 sene sürüyor. Ve bu 2 sene iki taraf için de çok zorlu geçiyor. Peki diyelim ki kadın şiddet görüyor. Ben size örneği zorlaştırayım. Tabii ki. Kadın şiddet görüyor. Bayağı yüzü gözü her yeri mor o bu. Ama sizin müvekkiliniz değil. Adam sizin müvekkiliniz. Evet. Her türlü şeyi de yapmış. Tam bir cani. Hiçbir şey de vermek istemiyor. Nasıl savunacaksınız? Yani bu şey gibi hani ağır ceza olsaydınız hani katili nasıl savunursunuz da aynı işte. Aynen. Birincisi hiç böyle bir durumunuz oldu mu? İki, gerçekten içinize mi önce sindiriyorsunuz yani mesela şey gibi hani oyuncunun role girmesi gibi yoksa hani nasıl oluyor bu? Bunun psikolojisi nasıl? Yani şöyle şimdi biz müvekkillerimize karşı tarafsız olmak zorundayız. Tarafsız yaklaşmak zorundayız. Hani bu katil ben bunu savunamam diye bakmamamız gerekiyor aslında ama şöyle bir şey var. İç huzuru diye bir şey de var avukatlarda. Yani biz de insanız tabii ki. Hani Kibariye'nin bir lafı var ya avukatlar da insandır diye. Aynen öyle. Gerçekten biz de insanız. Bizim de savunmak istemediğimiz, gerçekten vekilini yapmak istemediğimiz müvekkillerimiz oluyor. Böyle bir durumda ben almak istemem açıkçası. Çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. O zaman hiç almadınız daha önce bu şekilde. Almadım. Ama çok iyi para veriyor. Versin. Her şey para değil. Çok iyi ya. Kaybettiğiniz kaç tane dosya olmuştur? Olmuştur. Yani çok mu olmuştur? Yani çok yoksa olmamıştır ama hani kazanmanıza göre orantı varsa. Bunlar ticari davalarda olmuştur ama boşanma davalarında dediğim gibi ben işin eninde sonunda uzlaştırıp bitirmeye çalışıyorum. Anladım. Bir hedefiniz var mı? Mesela yani avukatın da nasıl bir hedefi olur onu da çok bilmiyorum ama yani hani İşte şöyle olacağım böyle ya da atıyorum işte boşanmada tek isim olacağım falan gibi şeyler. Yani böyle bir hedefim yok ama kadına şiddet kaynaklı olaylarda özellikle bu şekilde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması gibi durumlarda yani bu konuda çalışıp bu konuda biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Yani kadına şiddeti önlemeye yönelik. Morçlu'da gönüllü bir avukatlık yapmıştım belli bir süre. Daha sonrasında İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında da epey bir çabaladık. İşte oy toplanması vesairesi bu konularda da yer aldım. Bu konuda ilerlemek istiyorum. Yani kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. Peki geldik ofisinize. İlk görüşme için para vermek zorunda mıyız? Aslında vermeniz gerekiyor. Ama şahsen ben almıyorum. Ama verilmesi gereken. Verilmesi gerekiyor, evet. Evet, çünkü bundan çoğu avukat dertli ve muzdarip. Evet. İnsanlar çünkü hani bu da bir bilgi, biz de bunu şey yapıyoruz. Hani şöyle düşünün, dönüyor. Çok basic bir örnek vereceğim size ve bu konuda beni hemen anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bir doktora gidiyorsunuz, şikayetinizi söylüyorsunuz ve sizi muayene etmeden bile size teşhis koyabiliyor. Aynı şeyi avukatlar için düşünün. Siz avukata derdinizi söylüyorsunuz, telefonda da olsa, 5 dakikada olsa biz size onun cevabını verebiliyoruz. İyi ya da kötü, sizin aleyhinize veya lehinize. Biz bunu verdiğimiz zaman nasıl doktora gidiyorsunuz ve vizite ücreti veriyorsunuz. Avukata da sorduğunuz zaman cevap verdiğinde bir ücret vermeniz gerekiyor. Çünkü biz bu işe 4 yıl üniversitemizi, yüksek lisansımızı hatta ömrümüzü vermiş oluyoruz.
Değil mi? Bir de sürekli kanun değişiyor, onu takip evet, et, bunu evet. takip et, bir sürü sıkıntı. Peki, şu noktaya geleceğim. İstanbul Sözleşmesi durumu sizin için ne ifade ediyor oradan önce? Ülkede adalet var mı? Çok zor bir soru. Açıkça söyleyeyim, yok. Ama olması için çabalıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ne kadar kötü bir durum aslında. Evet. Peki... torpil dönüyor mu? Yani davalarda dönüyor mu? Mesela tabii ki siz dönüyor. Hakimi tanıyorsunuz. Tabii ki dönüyor. Dönmeme ihtimali yok zaten yani. Türkiye'de yaşıyoruz. Devletin her alanında torpil dönüyor. Adliyede de dönüyor. Ya. Evet. Of. Ben niye derdi? Gören de böyle 20 tane icra davam var zanneder. Pekala. Allah korusun. Evet, Allah korusun. Yani buradan da benim de birçok tanıştığım ve çalışmak bu YouTube'dan dolayı çalışmak durumunda kaldığım avukat arkadaşlarım da var. Evet. Onlara da selam göndereyim burada. Benim çok kahrımı çektiler. Bilmiyorum ileride çekerler mi çekmezler mi ama gelelim İstanbul Sözleşmesi'ne. Evet. İstanbul Sözleşmesi şu an... kadın erkek bence fark etmeksizin Türkiye'de yaşayan herkesin kanayan yarası diye düşünüyorum ben. Çünkü hani çok önemli bir temel taşımızı kaybettik biz. Sadece kadına şiddet değil, 26. maddesiyle çocuk istismarı ve çocuğa şiddete karşı koruyan maddelerini de kaybetmiş bulunmaktayız. Niye kaybettik? Bilmiyorum açıkçası. Bu konuda pek bir düşüncem yok. Neden bu sözleşmenin kaldırıldığıyla alakalı da sunulan gerekçelerin hiçbirine inanmıyorum. Bence hiçbiri gerçek anlamda doğru bir şey değil. Biraz şey bir ülkeyiz biz. Ataerkil bir ülkeyiz. Bunu kabul ediyoruz. Bu böyle bu şekilde büyüyen bir toplumuz. Ama zaten İstanbul Sözleşmesi kadın erkeğin eşitliğinden ziyade kadının özellikle kadının kadın olmasından kaynaklı gördüğü şiddeti engellemeye yönelikti. Ve nitekim çocukları da öyle. Çünkü ne kadar eşitiz, biz eşitiz bile dese, kadınlar eşitiz bile dese bir erkek gücü ve kadın gücü var. Ve toplumda bu ikisinin ayrışması var. Hiçbir şekilde kadın ve erkek hiçbir zaman eşit olmayacak. Ama en azından statülerimiz eşit olsaydı bizim. Yani en azından bizim bir toplumda yer alma durumumuz eşit olsaydı. Atıyorum bir meslekte düşünün. Kadınlara mı güven daha fazla, erkeklere mi güven fazla? Bu soruyu ben size sorayım mesela şu an. Siz bana soru sormayın, tabii bir soruya. Erkeklere güven daha fazla görülüyor. Aslında herkesin bir işi yapabilme potansiyeli çok farklı. Yani atıyorum belki bir araba tamirini erkekler daha iyi yapabilir diye düşünebilirsiniz. Ama bir kadının o alanda uzmanlaşıp o arabayı daha iyi tamir edebileceğini de öngöremezsiniz bunu. Yani ya vardı bu bizim konuda bir tane tamirci, evet, bir kız arkadaşımız. Evet, en basit sonra. Yani hani evet. Erkek işi olarak görülen bir meslekten bahsediyorum. Yani doktorluk, avukatlık ya da başka bir meslek değil. Oto tamirinden bahsedelim mesela. Avukatları da öyle. Şimdi atıyorum ben 30 yaşındayım. 5 yıllık kıdemli avukatım. Belki yanımda benim 26 yaşında bir erkek olacak. 2 yıllık kıdemli avukat olacak ama o konuda bile biz mağdur olduğumuz oluyor. Yani bu adliye içinden bahsetmiyorum. Müvekkillerin bakış açısı olarak bahsediyorum. Duygularınıza yer vermiyor musunuz? Veriyoruz. İşte erkekler vermiyor. Erkekler hayır, bunu, de veriyor aslında. Bunu neden söylüyorum? Biliyor musun? Şimdi ben de demek ki ben hiç mesela kendimi ataerkil olarak düşünmem kafa yapısı olarak da ama evet. Mesela sinirlendiğimde şöyle baktığımda çalışan arkadaşlarıma bugüne kadar çoğu bir yerlerde yönetici olarak çalıştım. Hep bana neden bilmiyorum ama hep kadınlar sorun çıkardı. Ve hep şey dedim yani yok arkadaşım. Yani kadınla çok çalışmamak lazım. Kadınlar, ama şunu da evet. Çok özür dilerim. Bunu da yanlış anlaşılmasın. Çünkü erkek düz mantık ya. Yani hani bunu buraya koy diyorsun. O sorgulama yapmadığı için erkek onu söyleyeyim. Oraya koyuyor. Yani hani kadın sor, onu neden oraya koyuyoruz? Niye böyle yapıyoruz? Neden böyle? Ve tabii karşının da işine geliyor bu kadar zaman. Çok haklısınız ama şöyle bir çevreme de bakıyorum. En iyi meslek grubunda olan yani tanıdıklarıma bakıyorum. İşte bu tıp olsun, o hukuk, o bu. Hepsi de kadın. Evet. Yani iyi olanlara baktığın zaman hepsi de kadın aslında. Evet. Gerçekten kadınlar. Kadınlar detaycı. Kadınlar sorun çıkarmıyor. Kadınlar çok detaycı. Evet. Çok fazla sorgulayıcı. Aslında emin olun detaycı ve sorgulayıcı insanlar daha bilgili oluyor. Şimdi bu kadın erkek olarak ayırt etmeyeyim ben. Herkes ne kadar soru soruyorsa emin olun ki karşı taraf o kadar öğrenmek istiyor. O kadar bilmek istiyor. Kadınlar da yapısı gereği detaycı. Bu durumda aslında bir kadın bir erkekten çok daha fazla bilgili olsa dahi toplum içinde bastırıldığı için ataerkil düzenden kaynaklı da bir adım geride durmak zorunda kalıyor. Biz de bu bir adım geride durma olayını kadınlar olarak özellikle
bir üniversite eğitimi görmüş, iyi bir yerlere gelmiş kadınlar olarak diğer kadınlara aşılamamız gerekiyor. Hı hı. O yüzden dediğim gibi Mor Çatı ya da işte İstanbul Sözleşmesi gibi kurumların ve sözleşmelerin var olması gerekiyor. Biz şimdi o zaman ne oldu? Bir tane çocuk, ben şunu algılamak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi bitti gitti. Hı hı. Şimdi çocukları koruyan bir yasa yok mu bizim? Kanunumuz var, evet, ama İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme. Yani her alanda bizi koruyan bir sözleşme. Atıyorum Türkiye'de yaşanan bir durumu kanun yoluyla çözemediniz. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne başvurarak bir üst mahkemeye, yani uluslararası alanda gördürebilirsiniz. Ama o şu açıdan, an gördüremiyoruz. Şu an evet. Ha, şimdi anladım neden kaldırıldığını, yani mantık yani kötü bir tarafa çekiliyor tabii, doğru. Evet, maalesef. Niye peki ya, bu kadar İstanbul Sözleşmesi eşittir kadın ve çocuksa neden İstanbul Sözleşmesi eşittir LGBT'yi gibi yansıtılıyor? Yani aslında çok anlamsız ama... Yani yazıyor mu o sözleşmenin içerisinde? Yok, hayır. Gay, lezbiyen hayır, falan. Hayır, hayır, hayır. Ben zaten aslında bu ülkenin... onlar da kadın, yani kadınları İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediği için bence bu şekilde bir yansıtma söz konusu toplumda. Ya gerçekten bu ülkenin kadınlarla, çocuklarla ve LGBTİ'lerin gibi alıp veremediğini çözemiyorum. Peki bu kadar avukat... Bu kadar hakim, bu kadar hukukçu bir araya gelip bir şey yapamıyor musunuz? Yani hiçbir alanda yapılmıyor. Türkiye'de zaten bence bunu herkes çok net bir şekilde görüyor. Ne kadar biz şikayet de etsek, ne kadar bir üst derece mahkemelere, işte grevlere, yani en basiti baro bile bölündü. Buna da engel olamadık. Ya böyle düşünün. Baro bile bölündü. Yani bir ülkede bir güç arıyorsunuz. Evet. Hani bir şey yapabilmesi açısından ama. Güç tek gibi ama... şu anda. Peki. İstanbul Sözleşmesi'nde bu şekilde artık yad etmiş olacağız herhalde. Hep böyle artık okutulan eskiden olanlar arasında kalacak gibi evet. duruyor şimdilik. Gelelim özellikle şunu sormak istiyorum size. Ne kadar ücretler dönüyor? Yani ben geldim ve boşanacağım. Evet. Normal bir boşanmada tamam. böyle çekişmeli falan değil. Mesela ben bir avukata ne kadar ödemem lazım? Çünkü hastaneleri az buçuk tahmin edebiliyoruz, yapabiliyoruz falan filan. Ya da insanların daha fazla işinin olduğu, Allah kimseyi düşürmesin. Yani tabii bir ki. Avukata gidiyorsanız muhakkak bir sorununuz var. Aynı tabii hastane ki. Gibi ama hastanede bile sigortan karşılayabiliyor bazı noktalarda. Hı-hı. Avukata gidince insanda şu da oluyor. Ne kadar acaba vereceğim? Ne olacak? Paralar nasıl dönüyor? Şimdi şöyle, maddi durumunuz yoksa siz devlete başvurup devletten avukat talep edebiliyorsunuz. Hmm. Bu konuda bir alanımız var. Öte yandan şimdi baronun sunduğu bir levha var, ücret pusulası. Orada her şey yazıyor. Yani saatlik danışmanlığımız bile yazıyor. Ne kadar? Yani şu an çok yüksek. O rakamları söylesem mi doğru ama bilmiyorum. Ama söyleyeyim, ben şimdi yani, Google'dan girip bulamaz mıyım? Şimdi bana? Bulabilirsiniz. O konuda bir sıkıntı ne yok. Kadar? Yani atıyorum... Bir saatlik ya da bir günlük görüşme ücretimiz bizim 1000 liradan başlıyor. Ben boşuna psikolojiyle şey yapıyorum, aşırı neşir oluyorum. Hukuka ama bak. Biz bunların hiçbirini almıyoruz zaten. Alan yani, var mıdır? Alan vardır ama çoğunlukla benim çevrem özellikle. Dediğim gibi ilk görüşmede bile ücret almadığımız oluyor. Maddi durumuna bakıyoruz açıkçası. Boşanmada. Eğer anlaşmalı boşanmaysa bizim için de çok kolay olduğu için bir protokol hazırlamak, bir toplantı yapmak ve bir duruşmada bitirmesiyle alakalı. Yani bir duruşmada bitiyor anlaşmalı boşanmalar. Bir duruşmada bittiği için ona göre bir rakam belirleniyor. Ancak çekişmeliyse, mal varlığı çok fazlaysa, ortada çocuklar varsa, çok ciddi durumlar varsa, şiddet vesaire gibi bu durumda fiyat ona göre artıyor. Peki bomba bir soru soruyorum. Evet. Bugüne kadar aldığınız en yüksek ücret ne kadardı? Gerçekten buna bir cevap vereyim mi? Evet, verin. 100 bin lira aldım. Nasıl ya? Şu an Alp bugün neden bu paraya bu çekimi yaptığını sorguluyor. Ama dava uzun sürmüştür. Tabii ki uzun lütfen sürdü. Öyle değil. Tabii ki uzun sürdü. Yani tabii ki. 100 bin lira. Evet. En düşük bedavaya gerçekten yaptım. Onu 5 bin liraya yapacakken. Anlaşmalı boşanma yaptım. Belki 10 tane yaptım bedavaya. Yani zaten noterden bir vekaletname çıkartıyorsunuz 180 lira. Ve ben biliyorum onu bile verecek durumu yok. Yani çok zorlanıyor. Özellikle çalışmıyor. Eşinden hiçbir desteği yok. Öyle düşünün yani bu kadınlar ya da erkekler için de asgari ücrete çalışıyor. 2-3 çocuğu var, onlara bakması gerekiyor. Anlaşmalı boşanma dediğim gibi bir araya getirip bir protokol hazırlayıp ve tek celsede çözebileceğim bir iş olduğu için çok fazla, belki ondan fazla bu şekilde boşanma gerçekleştirmişimdir. Arkadaşlarınız dönüp de diyor mu benim de şu davama baksana. Çok. Ne yapıyorsunuz? Sadece arkadaş değil yani akraba özellikle. Doğru ben onu akrabalardan başlayalım. İşte falancanın kızı avukat numarasını versene verip böyle işte hatırlar mısın biz senin babanın bilmem nereden şeyiz, akrabasıyız. Ama tanımıyorum kendisini. Hayatımda hiç görmemişim. İşte bizim bir davamız var bakar mısın?
Şimdi bakamam dediğinizde aile içinde bir dedikodu dönecek. Evet. Bakarım ama ücretim bu kadar dediğinizde daha bir yine dönüyor. Ben şu şekilde yaklaşıyorum. Bu benim alanım değil. Alanım olan bir arkadaşıma yönlendireyim deyip başından atıyorum. Bunu artık söylediniz. Böyle derse bilin. Ama çok arkadaşlarım zor için böyle olmuyor tabii ki. Çünkü özellikle telefonda. Ya iki dakika bir şey soracaktık. Ya da az bir samimiyet duyduğunuz. Mesela bir ortamda oturuyoruz. Yeni tanışmışız. Ne iş yapıyorsun? Avukatım vesaire. Ya bizim bir işimiz vardı deyip böyle. O kadar fazla soru alıp o kadar fazla saatlerce anlattığım oluyor ki. Hani artık böyle alıştık. Bunun için de bir ücret talep edemiyoruz. Ben çok memnun oldum artık. Arkadaş sayılırız. O yüzden kapatın hemen konuşmaya devam edelim. Devam ediyoruz. Peki şimdi ne bileyim bu kadar yıl okudunuz. İşte ne bileyim çaba gösterdiniz. Olumlu yanları oldu, olumsuz yanları oldu. Evet. Üzüldünüz, ağladınız, güldünüz vesaire. Ama sonunda iyi bir avukat oldunuz. Evet. Şöyle arkana yaslandığında gözlerini kapatıp içindeki sen bu kadar olan bitenler için sana neler söylüyor? Kapatayım mı gözlerimi? Kapatabilirsiniz. Açık söyleyeyim. Ben çok mutluyum avukat olduğuma ve hala çok fazla eksiklerim var. İyi ki avukat oldum. İyi ki bu kadar güçlü durdum. İyi ki bu kadar azmettim. Gerek okul olsun, gerek sonrasında müvekkillerimle yaşadığım sıkıntılar olsun, adliyedeki sıkıntılar olsun. İyi ki avukatım. Dediğim gibi her zaman kadınların ve çocukların yanında olmaya devam edeceğim. Bu sadece hani insan ayırmak olarak düşünmeyin ama ezilen ve her zaman güçsüz görülen insanların yanında olmaya devam etmeyi planlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani konuştukça daha o kadar çok aslında hukuk sadece bakıldığı zaman bu değil daha neler neler vardır evet, kim bilir. Bunları da inşallah kabul ederseniz bundan sonra konuşmak i̇nşallah çok isterim. Çünkü analiz ekibimin bir tek hukukçuya ihtiyacı vardı. Eksik tarafı oydu. Umarım böyle diğer avukat arkadaşlarım da kızmasın. Onların hepsi İstanbul'da değil. O yüzden yani İstanbul'da olduğu için yoksa ayağınıza sağlık. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de oldum. Çok buradan, memnun oldum. Sizi konu kalmışken Cansu hocama da buradan teşekkür edeyim. Çünkü yakın arkadaşlar evet, tanışmamızın vesilesi. Bu arada ben de şey diye kayıtlısınız. Esroşum. Kalp diye. Çünkü Cansu hoca bana öyle. Keşke beni avukat esnagesi diye kaydetse. O çok çok kötü oluyor. Bir de bazen her yerde hatta bazen değil. Her tanıştığında benim anılarını anlatmasa her şey daha iyi olacak. Ben de bir de sesli telaffuzda olduğu için çalarken. Bugün sizden anlamadım. Esroşum kırmızı kalpli bilmem ne falan filan diye böyle. Buradan da selam göndermiş olalım. Bu hafta haklarımızı böyle detaylı inceleyemedik ama sizin sorularınızla, bizim de sorulara katkılarımızla en azından ne var ne yok şöyle bir baktık. Kanalı beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok komplike şeyleri hiç yapamam. O yüzden 3 bölümdür de yapamıyorum zaten farkındaysanız. Sizler de bize içinizi dökmek, programa katılmak, ben de sesimi duyurmak istiyorum diyorsanız lütfen Instagram adreslerinden yazabilirsiniz. Çünkü sadece ben kontrol ediyorum. Bye bye.